Farklı yorumlar var elbette Ebru. Yani her iki yorumu, her iki görüşü dile getirenler de var ama tabii şunu söyleyelim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir süredir zaten Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda güçlü sinyaller veriyordu ve o açıdan bakıldığında da CHP liderinin bu iddiasını koruduğu, sürdürdüğü ifade edilebilir. Ama diğer yandan bakıldığındaysa tabii ki her zaman şu da dile getiriliyor ittifak bileşenleri tarafından ortak bir adayımız olacak. Yani 6 partinin hedefinin hala şu aşamada ortak bir aday çıkarmak olduğu da dile getiriliyor. Bu nedenle hani CHP liderinin o andaki ifadesi spontan bir ifade olarak da yorumlanıyor. Ama dediğimiz gibi CHP içerisinde bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı çok güçlü bir şekilde isteniyor ve destekleniyor. Bu nedenle de bakıldığında Kılıçdaroğlu adaylık iddiasını sürdürüyor denilebilir. Aslında bu yoruma ben de katılıyorum. Bir yandan da tabii ki diğer genel başkanlar da yarışacak ifadesi de dikkat çekici. Burada da Kemal Kılıçdaroğlu ne demek istedi? Acaba ortak aday çıkarılmazsa, ortak aday konusunda bir mutabakata varılmazsa diğer partiler yani ittifak bileşenleri her parti kendi adayını mı çıkaracak? Bu noktada da Kılıçdaroğlu ittifak bileşenlerine veya işte Millet İttifakı içerisinde yer alması beklenen diğer partilere yönelik bir mesaj mı veriyor? Çünkü bakıldığında Cumhurbaşkanlığı seçimi için 50 artı 1 gerekiyor. Yani bu noktada CHP'nin diğer partilerin desteğine ihtiyacı var. Yeni kurulan partilerin de aslında meclise girebilmek için bu ittifak sisteminden yararlanabilmesi için bu çatı altında yer alması gerekiyor. Bu anlamda verilmiş bir mesaj olarak değerlendirmek mümkün Ebru. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde ne olacak? 12 Şubat'ta acaba ondan sonraki süreçte biraz daha bu konuda hızlanma mı olur? Göreceğiz. İyi Parti'den Bahadır Erdem'le görüştüğünü biliyorum. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın adaylığı konusu yine tartışma. Fakat muhalefet diyor ki böyle bir mağduriyet oluşmasına izin vermeyiz. Bunu engelleyecek adımlar atacağız. Ama bir yandan da anayasa ve yasalar var. Dolayısıyla bir yasal düzenleme için gerekirse çalışılacağını mı anlayacağız? Bu konu nasıl gündeme geldi? Neden gündeme geldi? Böyle bir engel mi söz konusu? Bahadır Erdem ne diyor? İyi Parti ne diyor yani? Evet. İyi Parti ne diyor? İyi Parti'nin yaklaşımı da aslında biraz CHP'nin yaklaşımıyla örtüşüyor Ebru. İyi Parti'de bu tartışmanın bir mağduriyet yaratılmak için gündeme getirildiğini savunuyor ve biz bunu tartışmayacağız. Tartışma konusu yapmayacağız diyor. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem de aslında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu anda hukuken ikinci dönemini gerçekleştirdiğini ve yeniden adaylığının önünde bir anayasal engel olduğunu savunuyor ve erken seçim olmaması durumunda anayasa gereği yeniden aday olamayacağını savunuyor ama bir yandan da işte dediğim gibi bir mağduriyet yaratılmaması için biz buna fırsat vermeyeceğiz. Bu tartışmanın bir tarafı olmayacağız diyor. İyi Parti'nin yaklaşımı da bu şekilde. Tartışma nasıl çıktı, nasıl başladı diye sormuştun. Aslında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cuma günü katıldığı bir televizyon programında bu yeniden adaylık meselesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına bir itirazımız yok demişti. Bu yönde de aslında Kılıçdaroğlu'na yönelik bazı eleştiriler gelmişti. CHP lideri dün Fikret Bile'ye yaptığı açıklamada hem bu eleştirilere yanıt verdi hem de sözlerine açıklık getirdi. CHP lideri aslında anayasa gereği Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olamayacağını savundu. Bir yandan da bu konudaki partisinin görüşünü dile getirdi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için elimizden gelen gayreti gösteririz sözlerini
ziyaretini de değerlendirdi Kılıçdaroğlu. Aslında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de Erdoğan'ın yeniden adaylığının önünde bir anayasal engel olduğunu zımnen kabul etmiş olduğunu iddia etti Kemal Kılıçdaroğlu. Yine dün akşam katıldığı TV5'teki bir programda da iktidarın bu tartışma üzerinden bir mağduriyet algısı yaratma amacında olduğunu söyledi. Tıpkı 367 garabetinde olduğu gibi değerlendirmesini yaptı. Böyle bir algı yaratılmak isteniyor dedi. Bu tartışmalar Erdoğan'a yarar ifadesini kullandı. Tabii burada merak edilen ve kritik nokta şu. Hem CHP hem İyi Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığının anayasaya aykırı olduğunu savunuyorlar. Yani bir erken seçim olmaması durumunda, seçimin zamanında yapılması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olamayacağı iddiasını dile getiriyorlar. Bu iddiayı dile getiriyorlar ama peki ne yapacaklar? Bir itirazları olacak mı? Yani konuştuğum CHP'li kurmaylardan da edindiğim izlenim şu. Bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etse de muhalefet bunu bir itiraz noktası haline getirmeyecek. Öyle bir izlenim edindim Ebru. Zaten bununla ilgili itiraz edilebilecek, taşınabilecek makamsa Yüksek Seçim Kurulu. Muhalefet cephesinde şu görüş de dile getiriliyor. İktidarın şekillendirdiği YSK'dan bir sonuç çıkmaz. Muhalefet bu görüşü de dile getiriyor. YSK'ya başvurulması durumunda tabii ki yani bir kişi de başvurabilir bir partide. Ama önce dediğim bu konuda gibi, Yüksek Seçim Kurulu'na mı başvuruluyor? Evet, yani başvurulabilecek itiraz merceği, itiraz noktası Yüksek Seçim Kurulu ama muhalefetin yaklaşımı dediğim gibi yani YSK'ya başvurulsa bile bir anayasaya aykırılık iddiasıyla iktidarın şekillendirdiği bir YSK var. Oradan bir sonuç çıkmaz görüşü dile getiriliyor. Bir de tabii şu da var, başvurulsa bile YSK'nın kararları kesin, yani YSK kararlarına yargı yolu kapalı, anayasa mahkemesine taşınamıyor. Tabii bir de şunu da hatırlatmakta fayda var Ebru. Aslında 2018 sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan mazbatasını aldığında da bu konu tartışılmıştı. Buna ilişkin olarak da geride kalmış bir tartışma. Bir anlamda da belki havanda su dövüyoruz. Meclis Başkanı, o dönem Meclis Başkanı olan İsmail Kahraman YSK'ya bir yazı yazarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasının düzeltilmesini istemişti. O mazbatada 13. Cumhurbaşkanı ibaresi yer alıyordu. Meclisin bu uyarısı üzerine mazbatadaki o ibare kaldırılmıştı ve bununla ilgili olarak da yine AK Parti'den açıklamalar gelmişti. Meclisin uyarısının yerinde olduğu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12. Cumhurbaşkanı olarak görevini sürdürdüğü belirtilmişti. Yani Atatürk'ün de İnönü'nün de döneme göre değil de isme göre mazbata aldıklarını belirtmişti. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olduğu ifade edilmişti. O mazbatayla da aslında, yani mazbatada yapılan düzeltmeyle de bu şekilde kayıtlara geçmiş oldu. Muhalefet, tabii konuştuğumuz muhalefet yetkilileri, muhalefet sözcüleri de bunu hatırlatıyorlar. Her ne kadar evet bir anayasaya aykırılık iddiası dile getirilse de böyle de bir durum var. Bu tartışmayla ilgili olarak aslında son bir not olarak da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum'un da dün Sabah gazetesinde yazdığı bir yazı vardı. O da yine bu tartışmayı değerlendiriyor. Mehmet Uçum da iki dönem şartının Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden önceki anayasada da yer almasına karşın bu düzenlemenin, yani iki dönem kuralının anayasada korunduğunu ve bu düzenlemenin 16 Nisan 2017 sonrasındaki dönemi kapsadığını vurguluyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığının önünde bir engel olmadığını ve Cumhurbaşkanı'nın yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olduğunu ifade ediyor.